Bütün screenshot aldıklarının hepsini kendisine iyileyen, beni iyileyenlerin hepsini geç, boş falan yapıyor. Hayır ya, bir şey yemin ederim öyle yapıyor. Yemin ederim. Telefon numarasını atmış. Üst altına da sonra soruya cevap vermiş. Para ver. İban numarası at, gönderiyorum. Işıl'ın kendi hesabındakilere bakacağız şimdi. Az önce babişi kafanın içinden bakıyordum. Çok komik bir resim var. Benim Instagram'dan da okuyalım mı? Tamam. Bana çok komik mesajlar geliyor çünkü. Suda sen tam bir gerizekalısın yazmış. Teşekkür ederim. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Instagram'dan gelen DM'leri okuyacağız. Bakalım evet, nasıl DM'ler var. Sizin bize attığınız mesajları okuyacağız. O zaman başlayalım. Yani çok değişik mesajlar da oluyor. Ben mesela da bir giriyorum istekler bölümüne. Diyorsunuz arkadaşlar neden mesajlarımıza bakmıyorsunuz, neden cevap vermiyorsunuz falan. Ama istekler bölümüne geldiği için zaten çok fazla mesaj giriyor ve görme şansımız da olmuyor. Ne yazmış kız Işıl? Ufak bir villa tatili mi, otel tatili? O da demiş ki Azerbaycan'a gelir misiniz? Evet, yarın geliyoruz. Hayır. Hayır. Dur, ya dur. Hayır. 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 Şimdi amcam bir tane soru yapmış. Hani böyle biz artık video paylaştıktan sonra bir şey yapıyoruz ya. Acaba Işıl'ı neden utandırdılar diye bir şey yapmış. Kız da demiş ki denize kaka yapmışsın. Gerçekten çok doğru bir tespit. Şu mesajlara çok sinir oluyorum. En sevdiğim mesaj. 4-5 yaşında. Gerçekten en son ben 5 yaşındayken falan vardı galiba. Senden bir şey isteyeceğim. Bunu dikkatlice dinle. Moralini bozma. El kayyum, el vahid, el samet, el kıca, el. Allah hiçbir zaman yanılmamıştır. Ben bu mesajı ben hariç 15 kişiye yolla. Yani güzel haber alacaksın. Eğer göndermezsen 15 sene şanssızlık peşini bırakmayacak. Ne Allah'ın isimleri sakın ertelime. Kusura bakma, yollamak zorundayım. Zor değil, kopyala yapıştır. Göndermezsen 15 sene şanssızlık peşini bırakmayacak falan. Gerçekten çok saçma, böyle şeylere inanmayın. Sırf yani daha fazla kişiye atmanız için yapılan bir şey. En sinir olduğum şey. Ve hala gönderiyorlar bunu. Hala. Çok saçma. Ses kaydı açtım. Böyle bir şey çıkacağını hiç bilmiyordum. Ama neden? Ve çok takipçisi olan biri. Bir şey diyeyim mi? Bunda Cemre Sormaz falan var. Bu şey benim de olduğum bir grup. TikToker'lara eklemişler. Ses atıyor. Yok artık. Ona denize kaka yaptığında Işıl 2 yaşındaydı dedi. Aslı abla hayır 5 yaşındaydı demişti ve Işıl utanmıştı. 5 yaşındaydı gerçekten. Çok komikti. En komik anlardan biriydi dünyadaki gerçekten. O an görmeniz gerekirdi. Neyse bunu atlıyorum. Abi ışıkla sudayız. Işık ama. Kız bize çok güzel bir fikir vermiş. Ne vermiş? Amcam demiş ki işte farklı bir villa tatili mi yoksa otel tatili mi demiş. Kız da demiş ki güzel bir dağda kamp. Çok güzel bir fikir aslında gerçekten. Aa şey, balık tutmaya falan gidelim mi bir gün? Bilmem ki, belki öyle bir şey yapabiliriz. Babamın güzel arka yerde çünkü balık oltası falan var. Evet biliyorum. Hatta kamp yapalım, çadır falan. Çok bilmem eğlenceli artık olur. Güzel fikir aslında. O fotoğraftaki yatağın köşesindeki minik tahta parçası. Ne alaka? O fotoğraftaki yatağın köşesindeki minik tahta parçası. Şu an ne olduğunu gerçekten çok merak ettim. Çok gizemli. Kız ne yazmış? Demiş ki bence kanalınızın ismi Işıl Suda olsun. Çünkü Suda videolarda hep var o yüzden. Zaten kanalın ismi genel, yani aileyle ilgili olduğu için. Herkes de ablam çıktığı da için. Ablam da çıkıyor, babam evet, da çıkıyor. Evet, hep birlikte için. O yüzden babiş kafam biliyor. Eskiden şey diyorlar, biz video çekiyoruz şimdi. Kanalınız var, kanalınızın adı ne diyor geliyorlar. Babiş kafam niye fan TV diyor. Ne oluyor be diye bakıyorlar. Ne? Ne? Kız ne yazmış? Abi ne zamandan beri Kahramanmaraş'a gelmeyi düşünüyorsun? Bir gelemedik. Çünkü düşünmedik ki. Düşünmedik bile, demedik bile. Kahramanmaraş'a amcam gidecekmiş galiba, haberimiz yok. Babacığım. Amca. Kız ne yapmış? Işıl'ın çok komik fotoğrafını buldum. Kel günlerini iki. Hayır. İğrenç. Merhaba. Kalp izleme challenge'ında Suda abla diş teli kullandığını öğrendim ve Cemil abi ise Instagram'da diş teli kullananlar yazsın demiştiniz. Ben de diş teli kullanıyorum size. Cemil abi Suda diş teli taktırmış. Ben de 8 aydır falan kullanıyorum. Benim de ilk başlarda ağzımı çok kezmişti. Onun için dişçisine mum isteyebilir. Şimdiden teşekkürler. Zaten mum kullanıyorum. Evet. Taktırdığın gibi veriyorlar zaten diş teli takan herkese. Hatta bir kere merak etmiştim. Bana da küçük bir parça vermiştim. Evet. Gerçekten çok işe yarıyor. Kız bak ne demiş. Cemil abi size bir şey gelecekti. Ben DM nasıl atıldığını bilmiyordum. Ve yanlışlıkla bir şey yaptım. Kimden geldi? Mesela şu an derseniz ben onu yanlışlıkla yaptım. Bu arada DM'leri okuyorum diye video yapar mısınız? Ama bu hesabın DM'lerini yapıyoruz. Zaten yapıyoruz ama şu an nasıl denk geldiyse artık. Ama
Abi yenilebilir slime yapıp slime yeme challenge yapabilirsiniz ve bence herkes zevkli izleyebilir. Slime yeme challenge öldü. Yenilebilir slime, ben ilk defa duydum, öyle bir şey var mıydı? Ben inanmıyorum yenilebilir slime olduğuna. Abi ben taktıracağım, nasıl bir his oluyor? Suda abla söyler misiniz? Diş teli. Anti. Diş teli ilk taktırdığınızda yani canınız hiç acımıyor zaten, hissetmiyorsunuz. Sadece ilk üste takıyorlar. Genelde herkes aynısını yapıyorlar. Sonra altı takıyorlar çünkü ilk 3 gün çok ağrısı oluyor gerçekten. Ağzında farklı bir şey oluyor ve ağzına fazlalık oluyor ve şey böyle zorlanıyorsunuz falan. Buralarınızı kesiyor, ayrınızı kesiyor. Ama bir sonra alışıyorsunuz. İlk 3 gün zaten yiyemiyorsunuz, ısıramıyorsunuz. Bir kere Suden'in dili de kesilmişti öyle. Genelde hep zaten yani bildiğim dilim, yanaklarım hep yara. Kesildiği yer böyle daha beyaz bir şey yok. Beyazlaşmıştı, pembeleşmişti. Kız ne demiş ha? Bence 200-200 paylaş. Kız ne demiş, bak bak. Bence sen Işıl senin kızın diye hep haksızlık yapıyorsun. Bundan dolayı Işıl'dan gıcık almaya başladım. Amcam gerçekten her videoda Işıl'ı tutar. Challenge'sa eğer her zaman Işıl haklıdır. Bunu yazan çok haklı. Suda'ya kalsa her videoda birinci olmak ister. Challenge'sa zaten kazanmak için yani. Babam şundan dolayı beni tutuyor, küçüğüm diyedir. Yok, kendi kızı diye. Neden tutacak başka? Aramızda 5 yaş. Ne yaz? Bir gün ha bütün screenshot aldıklarının hepsini kendisine iyileyen, beni iyileyenlerin hepsini geç, boş falan yapıyor. Hayır ya, bir şey yapmıyorum. Yemin ederim öyle yapıyor, yemin ederim. Gerçekten benimle kötü bir şey yapmıyor ki. Ben bunu aldım. Ben screenshot'a gidiyorum, makyaj yapmıyorum ama Işıl 5-6 gidiyor, makyaj yapıyor. Yani daha çocuk. Işıl makyaj yapmıyor normalde. Hiçbir zaman yapmaz da yani. Çünkü gerçekten küçük. Oğla giderken küçük. Yani öyle bir makyaj yapmıyor. Sadece mesela yani. Yani mesela şu anda da yüzünde makyaj yok. Nasıl desem? Özel bir yere. Özel günler. Mesela bir yere gideceksek onunla da makyaj yapmıyor. Yüzünde falan hiçbir şey sürmüyor kesinlikle. Sadece mesela şey Suudi'nin ailesi geliyor. Yengem, amcam. Sonra babamlar geliyor. Babaannem falan. O zaman mesela belki Rus. Ya da ne bileyim 23 veya... Nisan'da ya da yılbaşı falan gibi günler. Tabii ki yapıyor yani. Ama sadece gözlerim el sürüyor ve ruj sürüyor. Onun dışında yaptığım makyaj yok zaten. Işıl'ın kendi hesabındakilere bakacağız şimdi. Az önce babiş kafanın içine bakıyordu. Evet. Çok komik bir resim var. Neyse tamam ama gerçekten çok komik. Kendi fotoğrafını atmıyor arkadaşlar. Bu Menem Işıl Azerbaycanlı. Bu arada TikTok'ta fotoğrafını SS alıp da göndermiş arkadaş. Yazmış ki Işıl Suda ile birlikte babana şaka yapar mı? Hadi. Tabii ki yaparız. Ben bu fikri hep düşünüyordum zaten. Amcam kabul etmeyeceği için yapmıyorduk ama. Biz şimdi mesela biz genelde babam kamerayı kurar, biz video çekeriz. Öyleyiz. Ne yazmış Işıl? Merhaba Işıl. En son attığınız videodaki üstündeki takımı çok beğendim. Nereden aldın söyler misin? Kırmızılı takım diyor galiba. Nereden aldın? Beyada olan mı? Adı unuttum şimdi. Arkadaşlar kalp Işıl. Mesajda aynı bu yazıyordu. Demiş ki annene ne oldu da arkadaşların anneler gününü kutluyor? Yani arkadaşların anneler gününü kutlaması kötü bir şey mi? O zaman sizin 23 Nisan'ı sadece biz ailecek mi yapalım? Biz zahmet sizinle anneler gününüzü, babalar günü ne olursa olsun kutlayacağız arkadaşlar. Tabii ki kendi annesininkini de kutladı. Doğum günü olduğunuzda sadece tanıdıklarınız mı kutlayacaksın? Çok saçmaydı. Neyse geçiyorum. Naber şekerim? Çok tanıdık biriydi. Bence de. Asker arkadaşı gibi konuşmuştu. Şekerim yazmış. Fotoğrafına bakarsak benden küçük kız çıkar büyük ihtimal. Telefon numarasını atmış. Üst altına da sonra soruya cevap vermiş. Para ver. İban numarası at, gönderiyorum. Allah'ım yarabbim ya. Yazmış ki. Merhaba Işıl, ben senin hayranım. İsmim Zeynep Rana. Bu abimin Instagram'ı. Instagram. Bana sen sevinirim. Bak ne yazmış. Kaçıncı sınıftasın? Görürsen cevap verir misin? Neden cevap vermiyorsun? Görürsen cevap ver. Sonra kalp atmış, sonra demiş ki aman be vermezsen verme, bir yerimde bile değil. Bana da yapıyorlar bunu cevap vermeyince. Görmüyoruz ki mesela, ne zaman yazmış? Bir hafta önce biz daha şimdi görüyoruz mesela. Kız ne demiş? Dışarıda ben öküzüm diye bağırdı. Kesin yaparız ama, tamam mı? Merhaba Işıl. Selamünaleyküm arkadaşım oğlum. Hayır. O kadar saçma mesajlar var ki. Demiş ki. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın Işıl. Işıl sana bir şey soracağım. Niye bu kadar tatlısın? Suda nasıl? Sizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız ya. Yerim. Babam, çok tatlı. Babam aklıma şey geldi. Küçükken neden bu kadar tatlısın diye soruyordu. Ben ne diyordum ya? Çok şekerliydim şimdi diyordum. Ha evet. Benim Instagram'dan da okuyalım mı? Tamam. Bana çok komik mesajlar geliyor çünkü. Belki sen küçük olduğunca sana o kadar saçma mesajlar yapmıyorlar değil mi? Bana çok komik şeyler gelmiş yine bize de. Hazır mısın? Açıyorum.
Suda sen tam bir gerizekalısın yazmış. Teşekkür ederim. Hep hakaret mesajları da geliyor zaten, alıştım artık. Deyip beni takip etmesi yalnız. Ne haber tatlım, sana aşık oldum hayatım. Ya cevap ya Suda. En çok aldığım mesajlardan biri de. Fake'ini açmışlar. Sürekli fake hesap açıp duruyorlar fotoğraflarımla. Allah aşkına bir fotoğraf göndermiş, gülücük koymuş. İyiyim aşkım yazmış. Sürekli görüntülü arıyorlar, sürekli. Neden engelledin beni yazmış? Neden engelledin beni yazmış? Engelleseydin mesaj atabilir miydi acaba, onu çok merak sen ettim. Sen bunu TikTok paylaş. Paylaş. TikTok paylaş. Böyle yazmıştı. Ece Seçkin sen şaşırdın mı? Şakacı sanat tırtıl. Ece Seçkin sen şaşırdın mı? Şakacı sanat tırtıl. Ece Seçkin ne kadar komik ya. Hadi sen gönder Ece Seçkin. Hayır, gruba Ece Seçkin'i ekleyip böyle bir şey yazmışlar. Kesin o da cevap verirdi ama. Annemle bir story atmıştım. Anneler günü kutlu olsun her şeyim, seni çok seviyorum diye. Her şeyim birlikte yazdım. Çünkü birlikte yazınca daha çok hoşuma gidiyor ve şeyin ayrı yazıldığını biliyorum. Bana yazmış ki, şey her zaman ayrı yazılır. Beni aydınlattığın için çok teşekkür ederim. Suda abla meydanlıyorum. Meydan okuyorum demek istemiş galiba. Sokakta buz gibi suyu üstünüze dökün. Neden böyle bir şey? Tabii yapayım? Hasta da olalım değil mi? Ölelim. Bence dolalım böyle, orada böyle kalırız artık. Ne oluyor be? Neden kaldım? Ne yazmış? Oo, dudaklarda make-up fotomontaj. Makyaj yapmıştım ve fotoğraf çekilmiştim. Montaj falan yok mu? Tabii ki. Bilirsiniz. Boyadım uygulamayla falan. Üşendim çünkü makyaj yapmaya. Şey var bir de. Ha bak ne yazmış. Sen diyorsun ya ben hiç makyaj yapmam diye yüzünün fondöten bebeğim. Şöyle bir soru atmıştım sadece. Göstermek istiyorum bunu. Suda hayatında fondöten sürmemiş hayatımda bir insan. Gerçekten hayatta yüzüme hayat, fondöten tabii, sürmem çünkü. Hayatta ellemedi. Ben... Yüzüme eğer fondöten sürersem anda sivilcelerim hani çıkıyor. Biliyorum, o yüzden hiç kullanmıyorum. Makyaj malzemelerini gördüm, fondöten dahi yok. Evet, fondötenim yok zaten. Hiç kullanmam çünkü sürerse saçını da almam. Sürerse pudra falan sürüyor. Yüzüme ama sadece sürmüyor. Evet, onu da sürmüyorum. Sadece göz makyajı ve ruj sürerim. En fazla allık. Sürekli bir kıyafetini nereden aldın, kıyafetini nereden aldın diye mesajlar geliyor. En çok gelen mesajlar. Bir gün kıyafetlerimizi nereden aldığımızla ilgili video falan mı çeksek? Alır veriş merkezinin ismi ne? Ben de kayak yapmak istiyordum uzun zamandır. Buz patenden bahsediyor galiba. As. Kayak. Merkez. Neden Işıl'a kötü davranıyorsun? Öbür videoda ödeyememiştim ama. Işıl her zaman kavga ederiz. Işıl her zaman döverim falan mı yani? Evet. Işıl hiç ben kötü davranmam ki. Nereden çıkarttılar bilmiyorum. Geçen videoda dövdüm. Hayır, kavga etsek de gerçek dövmüyorum yani, şakasına. Kamera arkasında dövüyordu arkadaşlar. He tabii tabii. Gerçekten. Merhaba Sude. Seni yeni keşfettim. Çok güzel birisin. Benim hesabımdan değil. Bu benimle çok uğraşan birisi, onun hesabı. Ben videonuzu izlerken telefon sahnesinde heyecanlandım. Ama olmadı. Bu arada benim adım Bahtiyar. Telefon sahnesinde ki heyecanlandı, anlamadım. Bana şey yazmış. Selam Melis. Gördüm, göreceğin en iyi insan. Gördüm, göreceğin en iyi insansın. Sen insansan ben insan değilim. Benim iyi olduğumu nereden biliyor? Fotoğraflarımdan mı anlamış? Işıl ile korkmama challenge çeker misiniz? Arkadaşlar bir soru biz var. Çocuk, nerede yaşıyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biz çocuk işte çocuk kanalı olduğumuz için bizi küçük kişiler de izliyor. Tamam, bunu söyleyen bir kişi büyük olabilir. Bizi büyükler de izliyor olabilir. Ama küçükler izlediği için bu pek uygun olmaz. Evet, yoksa biz de tabii ki çekmek isteriz ama belki ileride. Biz Suda ile geceliğini izlediğimiz oluyor. Suda ben seni çok seviyorum. Benim büyük hayranım. Keşke seninle birlikte çıksak. Beni kardeşin olarak alsana. Seninle birlikte çok güzel videolar çekip eğlenelim. Ailesini bile bırakır Suda için. Gerçekten yok artık. Açsana bir. Babişko'ya da tekrar bakalım. Peki birine girdik adım Malik. Biri bana ne yazmış? Ne yazmış? Suda selam. Beni hatırladın mı ilkokuldan? Büyümüşsün, çok güzel kız olmuşsun ya. Babam mı senin babandan? Arkadaşlar her akşam size geliyorduk. Jojo'yu izler. Bize mısır patlatırlardı. Reklam arasında coşkuyla dolan yüreğimize dayanamaz. Hiperaktif bir şekilde üst kata koşturduk. Hey gidi günler ve çok tatlısın. Kesinlikle böyle bir insan yok, tanımıyorum. O kim be? Bir nasıl böyle bir şey yazabilmiş? Ve üst kata koşturduk diyor. O zamanlar bizim evimiz ilk katlı bile değildi. Nasıl yalan? Hayır. Masal yazmış. Nasıl yapabilir? Demiş ki Instagram takipçilerim bilgimi yönetiyor. İki gelsin. Bence de gelsin. Çok güzel bir video değil miydi? Bençti. Hatırlıyor sen musun? Sen yememiştin. Neyi yememiştin? Koltuş helalesi. Sen demiş ki YouTube açmak istiyormuş. Montaj programı önermiş demiş ama yani biz bilmiyoruz. Montajı falan amcam yaptığı için biz bilmiyoruz yani. Bir videoda yani söylemişti, o videoyu izlerseniz görürsünüz. Evet, bir videoda söylemişti, o videoyu izlediyseniz görürsünüz. Selamun aleyküm, bye bye. Selamun aleyküm, bye the way you are.
are very beautiful. Sen çok güzelsin. Bir şey üşeştim. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol tuşun yanındaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan da ilk haberler alabilirsiniz. Yukarıdaki çıkan Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yanlış çıkan videoları tıklayarak onları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.